Muhteşem güzellikteki doğası ile dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nı ve Kaçkar Dağları Milli Parkı'nın önemli bir bölümünü de kapsayan Çamlıhemşin'in çok sayıda gezilecek tarihi ve turistik yerleri bulunuyor. Eski adı Viçealtı olan Çamlıhemşin, Rize'nin turizm potansiyeli en yüksek olan ilçesidir. Gerek doğal güzellikleri, yaylaları, şelaleleri, buzul gölleri, Gerek tarihi dokusuyla benzersiz destansı güzellikler sunan Çamlı Hemşin'in akarsularını seyretmek tam bir meditasyon terapisi sağlar. Çamlı Hemşin, Doğu Karadeniz bölgesinde Rize ilinin ilçe merkezlerinden biri olup, kıyıdan içeride Fırtına Deresi Vadisi 41.8 kuzey enlemi ile 41.01 doğu boylamının kesinleştiği noktada, vadi tavanından denizden yüksekliği 300 metre düzeyinde bulunmaktadır. Bazı mahallelerde ise bu yükseklik 700 metreyi aşmaktadır. İlçe 885 kilometre karelik bir alanı kaplamaktadır. Bu alanın %80'i ormanla kaplı, dağınık ve tepelik alanlardan ibaret olup, düz alanlar hemen hemen yok gibidir. Çamlıhemşin ilçesi Rize ilinin denize sınırı olmayan ilçelerinden biridir. Denizden güneye doğru 22 kilometrelik karayolu uzunluğunda ve içeridedir. İlçenin güneyi doğu-batı doğrultusunda kavis çizen ve denize paralel olan yükseklikleri 2000 ila 4000 metreyi bulan Kaçkar Dağları ile çevrilidir. Arazinin meyilli olması nedeniyle ilçedeki akarsular 70 kilometrelik bir uzaklıktan 3000 metre rakımdan sıfır rakıma düşmektedir. İlçe merkezinden geçen fırtına deresinden dolayı da fırtına vadisi olarak anılır. Fırtına deresi Kaçkar ve Verçenik vadilerinden gelen Elevit deresi ve Palovit deresinin birleşmesi olan büyük dere ile Hala deresinin yani Ayder Deresi birleşmesinden oluşur. Fırtına Deresi, Pazar, Ardeşen sınırından Karadeniz'e dökülür. İklimi her mevsim yağışlıdır. Sıcaklık kışın eksi 7 dereceye kadar düşmekte, yazın ise 25 dereceye kadar yükselmektedir. Günlük en yüksek sıcaklık farkı 23.6 derece olmaktadır. Yıllık metrekareye düşen yağış miktarı 245 santimetre küpü bulmaktadır. Havadaki nem oranı ise %10 ile %97 arasında değişmektedir. Çamlıhemşin, Hemşin, Rize ilinin 11 ilçesi içinde gerek toplam ilçe nüfusu, gerekse merkez nüfusu bakımından en küçüklerindendir. İlçe kilometre kareye 16 kişilik nüfus yoğunluğu ile ilin tenha ilçelerinden biridir. 6 mahalle ve 27 köy vardır. Yöredeki nüfusun büyük bir kısmı mevsimlik işçi olarak kışın büyük şehirlere çalışmaya gitmekte, yazın ilçeye dönmektedir. İlçemizin 7 köyünde mahallen Lazca diye tabir edilen ve kendi aralarında konuştukları bir dil vardır. Genellikle bu dil köy dışında konuşulmamaktadır. Bu köyler Dikkaya, Çayırdüzü, Topluca, Murat, Kadıköy, Güllü ve Behice köyleridir. İlçede okuryazarlık oranı %97'dir. İlçe halkı genellikle gurbetçi olup mevsimlik olarak çalışmaya gitmekte, bir kısmının ise büyük şehirlerde fırın, lokanta, pastane ve benzeri gibi işleri olup buralarda çalışmaktadırlar. İlçede kalanlar ise çay tarımı, hayvancılık ve orman işleri ile uğraşmaktadırlar. Kültür balıkçılığı ve arıcılık da önemli uğraş alanlarındandır. Ayrıca ilçede turizm faaliyetlerinden geçimini sağlayanların sayısı da hızla artmaktadır. İlçenin kuzey kesiminde kalan bölgesinde ise çay tarımı, hayvancılık ve arıcılık, ekonomik faaliyetler olarak ön plana çıkmaktadır. Ayrıca arıcılık ve kültür balıkçılığı da önemli ekonomik faaliyetler arasındadır. Doğa araştırmaları, doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekimi, nehir sporları, izcilik gibi etkinliklere son derece elverişlidir. Kaçkar Dağlık Yöresi, Taşıma kapasitesine uygun olarak çok yönlü etkinliklere ev sahipliği yapabilir.